Hocam iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar hocam ama biliyorsun yayın bugün öğlen yayınlanacak. Evet, doğru. Öğlen yayınlanacağı için aslında iyi öğlenler mi demeliydik? Tünaydın olabilir ya da boş ver. Biz iyi akşamlar diyelim. Aynen. Bugün kaydı senin evinde alamadık. Düğün vardı. Benimki Yani değil ama. tabii senin evinde değildi ama yani evin içinde böyle çalıyor gibiydi. Mecburen üniversitedeki çalışma odasına gelip burada kayıt alacağız inşallah. Tamam hocam. Büyük bir Şimdi zevkli. tabii hocam, şimdi bugün konusunu biyomimetik algoritmalar, yani doğadan esinlenerek geliştirilen algoritmalar üzerine yapacağız inşallah. Yallah hocam. Yani tabii ki bütün geliştirilen sistemler aslında doğadan ilham alınıyor diyebiliriz. Yani çok nadirdir belki doğadan hiç ilham alınmayan bir teknolojinin geliştirilmesi. Yani uçaktan tutalım da hızlı giden araçlara kadar. Bunların hepsi doğadan ilham alınıyor tabii ki. Kuşun uçması, hız, bu gibi etmenler göz önüne alınıyor. Şimdi buna mimikri de deniyor. Mimikten geliyor. Mimik taklit etmek. Biyomimetikte ya da biyomimikri diye adlandırılan algoritmalarda doğadaki bazı davranışlardan ya da hayvanlardan örnek alınan, o örnek alınarak geliştirilen algoritmalar. Bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi herhalde evrimsel algoritmalar ya da genetik algoritmalar. DNA yapısını örnek alıyor, çaprazlamayı örnek alıyor, mutasyon. Hocam şimdi oraya girmeden önce ben birazcık daha geriye gitmek istiyorum. Birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra genetik algoritmalara doğru bir giriş yaparız. Şimdi Yasin'cim şöyle bir durum var. Hani okumalarında denk gelmişsindir. Herakleitos asıl yaratımın o akışta olduğunu söyler. Yani aslında hayatın içerisinde olduğunu söyler. O yaratım süreci, o çözüm bulma süreci hep hayatın içerisinde. Gerçekten bakıyoruz, eğer doğadaki şeyleri doğru inceleyebilirsen her sıkıntının, her karşılaştığımız problemin, ki bu matematiksel bir problem de olabilir, mutlaka çözümünü bir şekilde doğada bulabiliriz. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ünlü mimar Buckminster Fuller bir küre yapmayla görevlendiriliyor. Küreyi nasıl yapacağını düşünüyor, uğraşıyor bunun üstünde. Kürenin yekpare parçalarla yapılması durumunda sağlamlığının bir problem olduğunu görüyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz diye uğraşıyor ve en sonunda çok ilginç bir şeyden ilham alıyor. Su moleküllerinden. Su moleküllerinin o üçgensi yapısını bugün bizim hani üç boyutlu tasarımlarda kullandığımız vertex dediğimiz şeyler var ya, Evet hocam. işte onu bulan kişi Buckminster Fuller. O üçgensi yapılarla üçgenleri birleştire birleştire küreyi oluşturuyor. Yani Bugün yüzeyi oluşturuyor, poligonları oluşturuyor ve kesinlikle poligon şekil ortaya mantığı çıkıyor. oradan çıkıyor. Mesela bugün futbol toplarının aslında küçük küçük altıgen parçalardan elde edildiğini hepimiz biliriz. Bu doğadan ilham alma ile ilgili çok önemli örneklerden biri. Bunun gibi gene şey var. Yalı çapkını kuşunun gaga yapısının aerodinamiği sayesinde bugün Japonya'daki o bullet train dediğimiz çok hızlı trenler var ya, bunlar gene tasarlanabiliyor. Şimdi bu bahsettiğim fiziksel şeylerden alınan örnekler. Fakat doğadaki yaşam kendisi çok daha güzel çözümler üretebiliyor. Mesela genetik algoritma dediğim gibi bunlardan biri. Genetik algoritmanın örnek aldığı temel mantık çiftleşme, ondan sonra bunlar arasındaki çaprazlama, bunlar arasındaki çaprazlama sırasında oluşan mutasyonlar, bununla ilgili şeyler. Ki zaten bu konunun nasıl diyeyim, çılgın çocuğu meyve sinekleri. Bunlardan da gene bahsedeceğiz biraz ilerleyen şeylerde, konuşmamızda. Aynen, aslında yani algoritma deyince ben orada örnekleri genişletmeden direkt optimizasyon konusunu da ilgilendiren genetik algoritmaya giriş yaptım. Aslında dediğin gibi birazcık daha fazla örnek vererek giriş yapmakta fayda vardı. Yani genetik algoritmalarda tabii DNA'yı örnek alıyor. DNA'daki çaprazlama, yeni bireyin ortaya çıkması, bu birey üzerindeki mutasyon gibi özellikleri taklit ederek optimizasyon yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu optimizasyonla sınırlı kalmayabilir. Öğrenme amacıyla da
yapay öğrenme amaçlarıyla da kullanılabilir. Bu durumda yani genetik algoritmaların doğadaki bu gelişimi taklit edebilir mi? Ya da ne ölçüde taklit edilebilir? Bununla ilgili bazı çalışmalar var ama. Şimdi genetik algoritma zaten doğadaki bir şeyi taklit ederek yapılıyor. Nedir bu? DNA'ların kendilerini çaprazlayarak daha gelişmiş varlıklara, daha gelişmiş canlılara dönüşmesi. Şimdi niye gelişmiş bir şey arıyoruz? Mesela genetik algoritma bizim matematik yöntemlerle çözemeyeceğimiz şeyleri, sorunları bu yöntemlerle çözüyor. Bir çeşit sezgisel yaklaşım ortaya koyuyor ki biz buna heuristik algoritmalar diyoruz ya Evet. da bu tip algoritmalara meta heuristik algoritmalar ismini veriyoruz. Şimdi buna bir örnek zaten hepimizin çok sık karşılaştığı bir örnek var. Gezgin satıcı Evet. örneği. Genetik algoritma gezgin satıcı örneğini en başarılı çözen algoritmalardan biridir diyebiliriz. Yani gezgin satıcı ya da traveling salesman algoritmasından da şöyle biraz bahsedelim. Yani probleminden bahsedelim. Algoritması değil. Bir satıcı düşünün. 20 tane şehri gezecek. Bu şehirleri en kısa yolda nasıl gezebilir? Tabii üstünden tekrar geçmeden, her seferinde bir kere uğrayacak şehirlere. Bu tabii en polinom dediğimiz bir problem türü. Dolayısıyla bunun lineer bir algoritmayla çözülmesi çok zor olacak. Genetik algoritmada da birey bazında yeni yollar üretiliyor. Bu yeni yollardan daha iyi olanların rotaları birbirleri arasında çaprazlanarak gitgide nesiller boyunca daha iyi yolların hızlı bir şekilde yani sezgisel olarak, heuristik olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Tabii burada mutasyon dediğimiz olay da var. Bazen çaprazlamalar öyle denk gelebiliyor ki hep aynı rotaları üretiyor. Yani 20 nesil boyunca aynı rotayı üretiyor. Biz orada algoritmaya bir koşul atıyoruz. Diyoruz ki eğer 20 nesil boyunca bir gelişme olmamışsa rotadaki X ve Y şehirlerinin yerini değiştir gibi bir mutasyon atıyoruz ve burada ne yapıyor? Tekrar bambaşka bir rota oluşuyor. Bu lokal minimum dediğimiz o takılmayı, sürekli aynı rota oluşturmayı aşıyor. Mutasyonu da orada taklit etmiş oluyoruz. Evet, yani bunu hayatla ilgili bir şeye benzetecek olursak bir bölgede artık daha fazla besin bulamayınca göç eden insanlar diyebiliriz. Aynen öyle. Peki Yani mutasyon hata mıdır hocam sence? Biraz yine felsefeye girdim ben de. hocam Biyolojideki mutasyon. mutasyon hata değildir. Mutasyon geliştiren bir şeydir. Aşırı mutasyon belki bozulmalara sebep olabilir. Hani radyoaktif etkilerden dolayı. Fakat normalde ben mutasyona şey derim. Hani Einstein der ya Tanrı zar atmaz diye. Ben mutasyona Tanrı'nın attığı zar diyorum. Rastgelelik diyoruz yani. Kesinlikle. Aynen. Yani aslında mutasyon şöyle, burada tabii yine gezgin satıcı probleminden örnek verecek olursak, rotadaki şehirler yer değiştiriyor. Belki çok daha kötü bir, daha uzun bir yola sebep olacak ama bir sonraki çaprazlamada bu yeni bir bireyin daha gelişmiş, daha az mesafeli, daha az dolaşacağı bir rota oluşturuyor. Gelişimi artırıyor. Yani çözümün lokal minimuma takılmasını engellemiş oluyor. Eğer bu tabii biyolojik olarak düşünürsek mutasyonlar çok kötü. Yani doğayla uyumsuz, hayatta kalamayacağı kadar kötü olabilir birey. Ya da yine bir hatadır ama aslında bir değişimdir. Hata demeyelim, değişimdir. Bu da o anki coğrafi koşula, o anki şarta uygundur. Onun hayatta daha uzun hayatta kalmasını ya da genlerini daha iyi aktarabilmesini sağlayabilir. Dolayısıyla burada mutasyonu bir hata gibi değil de bir deneme gibi düşünmek daha doğru Aynen olur öyle. gibi. Geliştirici bir yaklaşım. Aynen hocam. Yani burada tabii biz casting yaptığımız için bu kavramlar belki yeni dinleyicileri yani yapay zeka optimizasyon işlerine yeni girenler de algılamalarında sorunlara neden olabilir. Bizim burada kullandığımız keywordleri arkadaşlar Google'a yazarak harici okumalar yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. Zaten biz daha çok hani o haritanın üstten böyle genel bir bakışını gösteriyor. Sonra detay inmek isteyenler harita üstünde Tabii konum tabii. yazmaları gibi Yani gelecek. burada geçen terimleri Google üzerinden aratıp okuma yaparsanız çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle
yapay zeka optimizasyon işlerine yeni yeni giriyorsanız, yani bilişimle, yazılımla yeni yeni ilgileniyorsanız bunu mutlaka yapın. Bir diğer algoritma da karınca kolonisi algoritması. Bu karınca koloni algoritmasını hocam ben çok hayranlıkla izliyorum. Tebrik de ediyorum yapan kişileri. Şöyle ki karıncanın davranışını matematiksel olarak modellemişler. Yani tabii ki karıncanın tüm davranışlarını değil, fakat yiyecek arama ve bulduğu yiyecek yolunu işaretlemeyle ilgili Aynen. yeteneklerini matematiksel olarak modellemişler. Bu bize nasıl bir şey sağlıyor, imkan sağlıyor? Az önce bahsettiğimiz o gezgin satıcı vardı ya. Şimdi gezgin satıcının öyle rastgele aramalar yapmak yerine bir önceki gittiği yere işaret koyarak gittiğini düşün. Böylece ne oldu? Az önceki o Aynen. bahsettiğimiz şeyden daha hızlı bir sonuç aldık. Burada işareti de karınca bir hormon vardı. İsmini tam şu an Feromon. feromon Feromon olmasa bir hocam. koku. Kokulu bir sıvı diyelim. İlk yiyeceğe ilk ulaşan karınca geçtiği yola bu kokuyu bırakıyor. Tabii bu koku buharlaşıyor zamanla. Düşünün bir yiyeceğe 5 farklı yoldan gidiyoruz. Bunlardan en kısa olanında koku daha fazla olacaktır. Çünkü diğerleri uzun olduğu için buharlaşma fazla olacak. Onu takip eden, koku az olduğu için takip eden karınca sayısı azalacak, zamanla bitecek. En kısa olan yol koku sürekli biriktiği için, daha fazla biriktiği için daha cazip hale gelecek ve bütün karıncalar o en kısa yolu kullanarak yiyeceğe ulaşacak. Bunun tabii ki matematiksel modellemesi sanırım 1960'lar veya 70'lerdi, tam hatırlayamıyorum. O yıllarda bu konularda çok Aynen, çok çalışılmış. çalışılmış. Hatta bir film vardı hocam, Beautiful Mind. Evet. Oradaki Güvercinlerin aynen uçuşunu. güvercinlerin adımlarını, uçuşlarını kontrol ediyorlardı. Bu tip biyomimetik algoritmalar üzerine çalışılıyordu o yıllarda. Bu tip algoritmaların doğuşu da zaten o yıllara tekabül ediyor. Sonrasında tabii üzerine ekleme çıkarmalar olmuş. Bazısı endüstride yer bulmuş veya hibrit kullanılmış. Yani yapay sinir ağıyla atıyorum genetik algoritma hibritleştirilmiş vesaire. Bu şekilde birbirinin üzerine Bu konuda çok fazla çalışma yapılıyor eklenerek, şu anda. aynen Evet. eklenerek devam ediyor. Karınca kolonisi de bunlardan bir tanesi. Bunlarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum hocam. Mesela balinaların yol almasıyla ilgili algoritma geliştirmiş. Gri kurt algoritması ya da boz kurt algoritması dediğimiz bir algoritma var. Onların kurtların avlanma şeklinden bahsediyor. Selçuk Üniversitesi'nde, pardon, şu anda Konya Teknik oldu. Konya Teknik Üniversitesi'nde bir arkadaşımız var. O mesela alplerin kendilerini geliştirmesi, işte yem bulması ile ilgili çalışma modelledi ve böyle bir çalışma gerçekleştirdi. Fakat az önce bir şey dedin sen. Oradan bir giriş yapmak istiyorum ben hocam. Endüstride yer almış, endüstride kullanılmış dedik. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Çünkü biz sabahtan beri hani algoritmayı anlatıyoruz, gezgin satıcıdan bahsediyoruz. Fakat endüstride nerede kullanılmış bu? Ne işe yaramış? Bununla ilgili bir örnek versek daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela en basitinden bir tanesi şu. Öğretmenlerimiz hani ders programı oluşturulduğu sırada her biri kendine ait şartları söylüyor. İşte ben salı günleri mesela gelemem diyor. Ya da işte öğleden sonra olsun diyor vesaire vesaire. Şimdi bir öğretmen bunu söyledi, isteklerini belirtti. Fakat aynı anda 50 tane öğretmenin bunu istediğini ve bir ders programı yapmamız gerektiğini düşün. Ne olacak? Otomatikman hepsinin bir çakışması olacak. Bunların arasındaki en optimum sonucu bulacak şey gene bu bizim kullandığımız algoritmalar. Bu kullanım örneklerinden biri. Başka bir örnek vereyim. Lojistikle ilgili. Mesela bununla ilgili çalışma yapan hocalarımız vardı. Karakolların en optimum şekilde yerleşimini sağlayarak sınır güvenliğini sağlanması. Karakolları nerelere doğru bir şekilde yerleştirirsek sınır güvenliği nasıl sağlanır sorusuna gene bu algoritmalarla cevap bulunuyor. Yani bunun gibi mesela daha başka bir örnek vereyim. Lazer kesim. En az materyal kullanarak kesimi o En az geometrik şekli fire vererek, değil aynen mi? öyle. Aynen, O o da bir geometrik aynen şekli nasıl optimizasyon. çıkartabiliriz? Onları yerleştirerek optimizasyon yapıyor. Bunların hepsi bu bahsettiğimiz algoritmalarla gerçekleştiriliyor. Elektrik motorlarında da kullanılıyor. Elektrik motorlarının optimize edilmesinde. Yani Tabii ki. optimizasyonla ilgili aslında her yerde bu algoritmalar kullanılabiliyor. Tabii efektifliği değişir. Yani mesela X algoritması şu problemi çözümünde iyiyken
Y algoritması bunda kötüdür. Tabii Bir ki. başkasında daha iyidir gibi bir durumda söz konusu. Şimdi mesela hocam şey var. Güneş panellerinin yerleştirilmesiyle ilgili. Gene bu optimizasyon algoritmaları kullanılıyor. Ki biliyorsun kanalda hani bir proje gerçekleştiriyoruz demiştim ya, adım adım gideceğiz diye. Bu da güneş panelleriyle ilgili bir çalışma olacak. Aynen. Bir diğer algoritma hocam, particle swarm ya da parçacık sürü optimizasyon algoritması. Bu da yine deniz altında topluca sürü halinde gezen balıkların bir hedefe ulaşırken, bir yiyeceğe ulaşırken yaptıkları hareketlerden esinlenerek türetilmiş bir optimizasyon türü. Bunun gibi tabii birçok şey var, algoritma var. Mesela arı kolonisi algoritması yine son zamanlarda optimizasyonda sıklıkla kullanılıyor. Arı kolonisi de bir Türk bilim adamı tarafından geliştirilmiş bir algoritma. Bunlar benzer algoritmalar, yine optimizasyonu hedefliyor. Az önce bahsi geçen işte gezgin satıcı problemi, program yerleştirme, kesme, yerleştirme optimizasyonların bütün hepsinde bunlar kullanılabiliyor. Yine bir diğeri hocam, simulated annealing ya da tavlama simülasyonu. Bu da aslında şeyden etkileniyor. Yani demirin soğutulurken, çeliğin soğutulurken aradaki moleküllerin daha sıkı yerleşmesi için, atomların daha sıkı yerleşmesi için belirli bir süre ısıtıp aniden soğutma, sonra tekrar ısıtıp aniden soğutma gibi işlemlere tavlama deniyor. Bunu örnek alarak geliştirilmiş yine bir simülasyon, bir optimizasyon yöntemi. Bu konuda bir eklemek istediğim Buna var hocam. ekleyeceğim bir şey yok Yani. ama görüldüğü gibi Aynen. doğadaki her şeyden bir yöntem çıkarmak mümkün. Aynen. Bunlardan bir ilginci de hocam, yapay bağışıklık algoritması. Evet, kesinlikle. Artificial Immune System algoritim. Bu da yine insan bağışıklığından ilham alınmış bir algoritma. Bununla da ben çalışmıştım zamanında. Yani buradan şöyle sayacak olursak, genetik algoritma, karınca algoritması, particle simulated, yapay bağışıklık, neredeyse hepsiyle bir kod yazmışlığım ya da bir problem çözmüşlüğüm mevcut. Yapay bağışıklık da ilginç. Bağışıklık sistemi zaten kendisi çok farklı bir şey. Merkezi bir bilgi depolayan bir şeyi yok bağışıklığın. Hücreler bir Evet. alt nesile aktararak kendisini, savunma hücreleri tabii, hücreler dediğimiz, savunma hücreleri bir alt nesle bir sonraki savunma hücresine veri aktarıyor. Tabii zamanla tehdit azaldığı için tehdit unsuru olan veri, antijen mi diye, mikrop mu diyelim ona, onun tehdidi azaldığı için alt nesile aktarılan veri azalıyor. Eğer yeniden karşılaşılırsa çok az Tekrar. olan o veri tekrar onunla sürekli irtibata geçen savunma hücreleriyle tekrar bir anda artıyor. Yani merkezi bir veriyi saklayan merkezi bir alan yok. Birbirine aktarma söz konusu. Biraz da genetik algoritmayı andırıyor. Tabii genetik algoritmalara da evrimsel algoritmalar deniyor. Onun da kendi alt dalları var. Diferansiyel evrim algoritması vesaire. Hepsi yine benzer mantıkla çalışıyor. Yapay bağışıklık için eklemek istediğin var mı hocam? Hocam bununla ilgili eklemek istediğim en önemli örneklerden biri şu. Hani biz internette alışveriş yapıyoruz. Girdik bir alışveriş sitesine. Birdenbire bana tavsiyeler çıkmaya başladı. İşte şunlara bakmak ister misiniz? Şunu alan şunu da aldı falan diye tavsiyeler geliyor. Bu tavsiyelerin verilmesiyle ilgili bu algoritma kullanılıyor. Nasıl diyeceksin? Şöyle. Giren her bir bireyi bir tehdit, bir mikrop gibi algıladığını düşün sistemin. Ve bu mikrobun davranış modelini de daha önceden çıkarmış. Hani az önce bahsettiğin gibi. Bir daha gelirse tekrar ona göre şey üretecek demiştin ya sen. Data üretecek demiştin ya. Ben bir daha geldim. O mikrop olarak oradayım. Evet. Fakat daha önceden sen benim modelimi çıkardığın için benimle ilgili yeni datalar üretmeye başladın ve bana yeni tavsiyeler vermeye başladın. Böylece işte şu kıyafeti aldınız, yanına şu ayakkabı ister misiniz? Ya da işte şu çantayı aldınız, içine şu bilgisayarı koymak ister misiniz? Gibi sadece bana özel reklamlar çıkartmaya başlıyor. Bu da gene yapay bağışıklığın kullanıldığı bir Alanlardan bir alan. tanesi. Orada hatta şöyle şeyler de yapıyor. Yani diyelim ki 2 ay öncesinde bir ceket aldınız. Sonra bir ay sonra bir ayakkabı aldınız. Bunu hesaplıyor. Yani bir artık veri madenciliği söz konusu.
Diyor ki pantolon artı gömlek öneriyor ya da Hı. kravat öneriyor. Üçünü kombin halinde öneriyor. Hatta ve hatta ismini zikretmeyelim, bazı ünlü alışveriş sitelerinde bunların üçüne bir de indirim uyguluyor. Belirli Evet. oranlarda indirim uygulayıp size satmaya çalışıyor. Yani orada da artık ticarette yapay zeka, e-ticarette yapay zeka resmen kullanılmış oluyor. Bu bilgileri de nerede tutuyor biliyor musun hocam? Hani accept cookies diye bir tuş çıkıyor ya. Evet, Sen ona basınca cookie'lerden tutuyor cookie'lerini ama şeyde de tutuyordur tabii tahmin kendi veri ediyorum. Yani tabanında da var. kullanıcının bilgilerini, yani yaptığı alışveriş rutinlerini falan tutup ona göre bir çıkarım Yani yapıyorlar. alışveriş sitesi benim alışveriş modelimi orada saklıyor. Aynen. Hatta diğer sitelerdeki dediğin gibi diğer sitelerdeki aktiviteleri de cookie'lerden alıp bunu değerlendiriyor. Hocam bir diğer konu da yapay sinir ağları. Evet, bunlardan daha önceki konuşmalarımızda da bahsetmiştik. Gene bahsedelim. Yapay sinir ağları gerçekten hani bu yapay zeka dediğimiz bugünlerde çok popüler olan konunun temel kavramı ve tabii doğal olarak gene biyolojiden etkilenerek meydana getirilmiş. Şöyle ki nöron hücrelerinin davranışını matematiksel olarak modellersek karşımıza ne çıkar diyerek ilk perseptron dediğimiz tek bir nöronun matematik modeli geliştiriliyor. Sonra bu perseptronlar birbirine bağlana bağlana yapay sinir ağı modeli gerçekleştiriliyor. Böylece çözümü zor olan pek çok matematiksel model gene bu şekilde sezgisel olarak çözülebiliyor. Bu nöronların katman sayısı arttıkça da zaten deep learning oluşuyor. Aslında deep Kesinlikle. learning dediğim şey, derin öğrenme dediğimiz şey aslında yapay sinir ağlarının çok katmanlı olması. İnsan beynini kıyaslayabilir miyiz bilmiyorum. İnsan beyni tabii çok daha fazla katmandan oluşuyor. Çok az enerji tüketiyor. Daha sezgisel çalışıyor. Farklı etkenler de var. Beynin diğer bölümleri var. Nörotransmitterler var, hormonlar var. Bunlar da etkiliyor beyni. Yani insan beyninin bu gücü nereden geliyor hocam? İşte bak işin sırrı burada. Biz bilgisayardan bahsederken ne diyoruz? İşte şu kadar gigabayt, şu kadar RAM falan filan. Bilgisayarın gücü nereden geliyor? Hızından geliyor. Saniyedeki işlem sayısından. Oysa beynin gücü çok farklı. Beyindeki nöronların hız sınırı var. Yani o kadar yüksek hızlara çıkamıyorlar. Fakat beyindeki nöronlar paralel çalışıyor. Aynı anda milyonlarca verinin bir anda bir saniyede işlendiğini düşün. Bu beynin gücü ya da hızı dediğimiz şey oluyor. Yani ağdaki tüm bilgisayarların aynı anda aynı problemi çözmesi gibi bir şey var, örneği var. Bunu söyleyebiliriz. Yani aslında insan beyni öğrenirken şunu yapıyor. Bir şeyi sürekli tekrar ettiğimizde nöronlar arasındaki bağlantılar, sinapslar arasındaki bağlantılar sürekli o öğrendiğimiz şeye göre yeniden yeniden bağlanıyor. Tabii uzun süre bu bağlanma gerçekleştiğinde aslında nöronların bağlantı yapısı da değişiyor. Aslında Evet. yapay sinir ağları da bunu ağırlık değerlerini, dallardaki ağırlık değerlerini değiştirerek taklit ediyor insan beynini. Ama tabii ki ona şu an ulaşabilmiş, yani insan beyninin hızına ulaşabilmiş değil. Bilgisayar yok. Yok, O kapasiteye belki ulaşan arka planda deneniyordur. Bunlar gizli kapaklı çalışılıyordur üstüne ama bizim bilmediğimiz şu an için o şeye ulaşamadık. Daha ulaşamadık. Tabii insan beyninde dediğimiz gibi farklı şeyler de var, farklı etkenler de var. Bir de meyve sineklerinin nöron yapısı konuşuluyor hocam son zamanlarda. İşte geldik asıl konuya. Şimdi sabahtan beri anlattığımız her şey bu bilimin çılgın çocuğu içindi. Bu bilimin çılgın çocuğu Drosophila melingoster. Bu canlı o kadar güzel bir canlı ki nasıl Tabii tarif? Latincesi Aynen hocam. öyle. Bizde meyve sineği ya da sirke sineği diye geçiyor. Her gün kendisiyle karşılaşıyoruz. Nerede karşılaşıyoruz? Mesela markette o çürümüş şeylerin, bitkilerin ya da Bu çürümüş normal meyvelerin sinekten üstünde. farklı değil mi hocam görüntüsü? Evet. Bunun Biraz daha görüntüsü, küçük. yapısı farklı. Ama muhteşem bir varlık. Şöyle. Bu canlı model olarak kullanılıyor genetik çalışmalarda. Bu model olarak kullanılmasının sebebi şu. Bunun larvadan işte ölüme kadarki süreci 4 hafta. 4 haftada yaşıyor, büyüyor, çiftleşiyor, ölüyor. Böylece sen bunlardan toplayıp çaprazlamaları yapıyorsun, genetik olarak davranışlarını inceliyorsun vesaire vesaire vesaire. Bunun tüm genetik modeli elde edilmiş durumda.
Hangi genlerle oynarsan ne olacak, hangi genlerle oynarsan işte mesela göz rengi nasıl olacak falan. Bunlar belirlenmiş durumda. Ama bu varlığın çok farklı başka bir özelliği daha var. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kere bunun nöron yapısı, beyin yapısı tamamen hani bizim var olan nöronlarımızla aynı nöronlara sahip. Fakat farklı bir nöron yapısı daha bunun içerisinde var. Bu nöron yapısı sayesinde bizim insanoğlu olarak sahip olamadığımız bazı güçlere sahip. Nasıl bir şey? Ondan bahsedeceğim. Bu hayvanların içerisinde özellikle kanatlarının çırpmasını sağlayan Purkinje diye yazılıyor ama Perkins diye okunuyor. Bazı özel hücre tipi var. Bu hücre tipi bizim bildiğimiz nöronlar gibi değil. Yani bizim nöronlarımızda ne var? Aksondan veri geliyor, iletiliyor, dendritten çıkıyor, bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine uzun bir yol kat ediyor. Tüm veri çok uzun bir yoldan gidiyor. Bu bizim için çok büyük bir zaman kaybı yaratıyor. O yüzden zaten beyin bilgisayardan yavaş çalışıyor olmasının sebebi bu. Fakat bu canlının o bahsettiğimiz özel nöronunda farklı bir sır var. O da şu. Tüm veriler aynı anda bunun içerisine giriyor ve öyle bir yayılma, propagation, işte şundan şuna aktarayım, bundan buna aktarayım diye bir şey yok. Bu sürekli çalışan bir nöron ve veriler geldiği anda ona tepki veriyor. Şöyle diyeyim, hani bir insan olarak bunu algılamamız zor ama zamanın ötesine geçtiğini düşün. Zaman senin için yok. O yüzden sana doğru gelen bir şeyi anında algılayabilirsin. Yani sana gelen şey zaman dışarısında. Hani. Yani karşıdan bir vektör görüyorum. Bunun bana geldiğini hissediyorum. Ne zaman geleceğinin hiçbir önemi yok. Evet, aynen Zamanı öyle. kaldırdığımızı düşünelim. O zaman bu buradaki sinir ağı direkt dediğin yapıda olduğu için direkt tepki veriyor. Anında kanatlara tepki verip hareket Anlık. ettiriyor. Bu sezgisel değil o zaman. Yani Bu daha farklı bir yapı. biraz daha Yani. mekanik bir yap. Yani insanda bazen sezgisel şeyler de olabilir. Hatta seninle zamanında tartışmıştık içgüdü nasıl bir algoritmadır vesaire diye. Bir ara onu da konuşalım. Evet, onu da İçgüdü konuşalım, doğru. yine kavga etmeyiz inşallah hocam. Ya işte sen içgüdüyü Yani o durum var. Onu bir ara konuşalım ama meyve sineklerinde bu durum herhangi yani bir sezgisel değil. Bazen memeli hayvanlarda bu olabiliyor. Evet. Sezgisel olarak tehlikenin farkına varabiliyor beynin bir bölümü amigdala sayesinde. Bu canlı ise tamamen mekanik. Bu tamamen mekanik ve çok daha hızlı çalışıyor. Kesinlikle çok daha hızlı çalışıyor. Kendisine yani bir meyvesini yakalayabilen adam gördün mü? Kolay Yani kolay öyle. olmuyor. Ruslar bir de geri gönderiyor hocam. Sen mükemmel bir hayvan dedin ama Beğenmiyorlar yani konunun dışına çık. Mesela meyvenin üstünde sinek gördük, hop geri gönderiyorlar falan. Evet. Sonra biz ucuza yiyoruz o meyveleri. O tip şeyler de oluyor. Ama enteresan, üzerine de çok çalışılıyor bu arada. Tabii ki. Meyve sineklerinin. Bak hocam, bununla ilgili en pratik örneklerden biri. Tam olarak bu model değil. Daha ona ulaşmadılar. Fakat spiking nöron diye bir kavramımız var. Bizim nöronlarımızın davranış modeli. Her biri spike dediğimiz birer elektriksel atım yolluyor. Bu spiking nöronları, ki meyve sineğinki non-spiking nöron diye geçer. Bu spiking nöronları kullanarak dronların daha efektif ve daha dengeli uçması sağlanıyor. Böylece aynı meyve sineğinin havada asılı kalması gibi dronlar da havada asılı kalabiliyor. Kendisine gelen bir şeye tepki verebiliyor ya da bir rüzgar esimi falan gibi şeyler olduğunda ona göre kendini adapte edebiliyor. Peki bu nöron yapısı diğer kanatlı böceklerde mevcut mu hocam? Yani bir araştırma yapılmış mı? Mesela sivrisinek veya diğer. Hocam hepsinde mevcut değil. Özellikle bu hani meyve sineğinin özelliğini bilirsin. Havada asılı tam böyle gözünün önünde uçar yani. Orada hiçbir yere kıpırdamaz. Bu canlı da var. Diğerlerinde hani belli oranlarda öyle diyeyim. Bu Perkins hücreleri mesela bizim kalbimizde de var. Ya da bizim beynimizde mesela bisiklet sürmeyi öğreniriz ve hiç gitmez ya. İşte o Perkins hücreleriyle oluşan bir şey. Aynen. Biraz omurilik tarafını ilgilendiriyor herhalde bizde. Kesinlikle. Hani bizde de omurilik biliyorsun mekanik. Reflekse doğru yönlendiriyor. Bunu da direkt o zaman diyebiliriz ki nöronlar Perkins hücrelerinden oluşuyor. Yani hocam meyve sinekleri bilimin çılgın çocuğu. Yani oradan öğrendikçe öğreniyorsun, çok fazla şey çıkartabiliyorsun. Öyle diyeyim. Aynen hocam. Başka eklemek istediğim var mı hocam? Bu biyomimetik aslında çok büyük bir konu. Yani biz Tabii burada ki. özetlemeye çalıştık. Biraz da teknik şeyleri de konuşmaya çalıştık ilk başlangıçta ama
Sonu yok yani. Bütün o uçak tasarımlarından tut. Biz tabii işin algoritma tarafına eğildik biraz. Diğer alanlarda da illaki doğadan bir taklit mevcut. Bütün her alanlarda, her alanda yani her bilimin her alanında taklit mevcut. Hocam bu taklitçi yaklaşımlar sadece biyolojiyle ilgili değil. Mesela yer çekiminin modellerine taklit edilmesiyle gene buna benzer algoritmalar da gerçekleştiriliyor. Yani biz sadece biyolojiyle ilgili kısmını anlattık ama bunun fizikle ilgili kısımları da var. Ya da moleküllerin etkileşimiyle ilgili optimizasyon algoritmaları, kimyayla ilgili kısımları da var. O da ayrı bir konu tabii. Yer çekiminin neden oluştuğuna dair kesin bir şey de yok herhalde bildiğim kadarıyla. Hocam Teoriler şimdi var ama Newtoncu yaklaşımın hani bizim lise derslerinde kolayca işimizi çözdüğünü biliyoruz. Ama Newtoncu yaklaşım yerine Einstein yaklaşımıyla baktığımızda işler çok karışıyor. Mesela bu üç cisim problemi falan vardır. Üç tane cismin birbirinin yörüngesine girdiğinde nasıl davranacağını kestiremiyorsun. Tamamen matematiksel bir şey problem haline gelmeye başlıyor. Çılgın bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Çünkü yer çekiminin aslında bahsettiğimiz gibi bir çekim alanı, bir etkileşim değil. Tamamen uzay zamanı içerisine çökerttiği, böylece kendi etrafında kendi uzay zamanını oluşturduğu bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu konularda çok derin ve detaylı incelenmesi gereken şeyler. evet hocam. İlerleyen haftalarda belki konuşulabilir bunlar. Kesinlikle ilerleyen haftalarda Aynen. bunlardan bahsedelim. Yani aslında bugün bunu çektik ama ne kadar izlenir bilmiyorum. Yani bu konuşmalar Evet. bunu çekmek yerine aslında senin evin oradaki düğünü çekseydik O şimdi çoktan kesin çok daha fazla izlenirdi öyle tahmin ediyorum. yani para basıyor Yok hocam yani parası. ya işin esprisi bir yana da gerçekten öyle şeyler daha çok ilgi çekiyor. Aynen. Hocam o zaman bu hafta bitirelim. Tamam. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında öğlen diyecektik. Öğlen yayınlayacağız abi. Doğru. Ertesi gün öğlen yayınlıyoruz. Hangi saatte izliyorsanız o Evet. saate uygun O olarak saatte optimize edin arkadaşlar evet. diye. Hadi size iyi günler o zaman. İyi günler.